Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse ile ekibi Meltem Beker ve Bilgen Sağlam geleneksel Türk lezzetlerini Şangay'a taşıdı. Şangay Peninsula Otel'de düzenlenen tanıtım gecesinde Türk musiki konsere eşliğinde Çinli konuklarına sunum yapan ünlü ekip birbirinden lezzetli Türk yemeklerini Çinlilerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş da yemek öncesi konuklarına yaptığı hoş geldiniz konuşmasında iki ülke ilişkilerine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Çin Devlet Başkanı'nın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ve yakın ilişkilerin önemine vurgu yaptıklarını aktardı. Yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin değerli devlet başkanı Xi Jinping beraber önemli bir süreci başlattılar. Bu süreçte Türkiye ve Çin mesafeleri uzak olmakla birlikte yakın dönemde çok yakın bir ilişki geliştirme kararını ortaya koydular. Çin Asya kıtasının en doğusunda yer alan ülkelerden birisi. Türkiye'de Asya kıtasının en batısında Avrupa'nın kapısı olan bir ülke. İki ülkenin arasında ortak bir takım çıkarlar, menfaatler olduğu aşikar. Özellikle yol ve kuşak projesi çerçevesinde tarihi İpek yolunun tabiri caizse postmodern dönemde yeniden canlandırılmasında Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin İşbirliğinin çok önemli, çok anlamlı ve yararlı olacağı kanaatindeyiz. İpek Yolu projesi kapsamında Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti birçok alanda ortak çalışmaları sürdürecektir. Enerjiden ulaşıma, yüksek teknolojilerden turizme, haberleşmeye kadar birçok alanda her iki ülke bütün imkanlarıyla işbirliği sürecini başlatmıştır. Bu sürecin son derece faydalı sonuçlar doğuracağını ümit ediyoruz. Ayrıca Türkiye, İpek yolunun, tarihi İpek yolunun orta koridorunu oluşturan en önemli, en stratejik ülkedir. Ve bu orta koridor üzerinden Asya ve Avrupa kıtasının birbirine bağlanmasını sağlayacak en stratejik noktada olan bir ülkedir.